Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda sizlere oyundaki en nadir 10 şeyi göstereceğim. Ve hatta öyle ki arkadaşlar bazı göstereceğim şeyler dünyada sadece bir kişide olacak. Bu tarzda videolarında devamı için bu videoyu sizlerden en az 4000 like bekliyorum. Ve kanala abone değilseniz 700.000'e çok az kaldı. Abone olarak destek olabilirsiniz diye hemen videoya geçeyim. Evet, sizlere oyundaki en nadir 10 şeyi de göstermeden önce arkadaşlar dükkanında en sağdan içerik önüse destek bölümünden ustayı destekleriyle yaptığıma bir emin oluyorum. Sizler de burada arkadaşlar benim yaptığım gibi sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz abi. Bunu da söyledikten sonra buradan ustayı destekleyenlere de kocaman bir kalp yolluyorum. Evet, ilk maddeyle başlıyorum ancak arkadaşlar 3-4 ay öncesinde de buna benzer bir video çekmiştim. Ancak aradan geçen 3-4 aylık sürede oyuna çok çok yine nadir şeyler eklendi ve bazı şeyleri hiç görmemiş bile olabilirsiniz. O yüzden de bu serinin devamını tekrardan çekmek istedim. İlk göstereceğim şey arkadaşlar şu an profilde de gördüğünüz C yazılı profil simgesi. Bu profil simgesini Supercell sadece Supercell partnerlerine veriyor ve sizler de Supercell partneri olmak istiyorsanız herhangi bir sosyal medyada Brawl Stars içerikleri üretmek ve Supercell'e bu partnerlik için başvurmanız gerekiyor. Başvurduktan sonra eğer kabul edilirseniz arkadaşlar içerikleriniz güzelse Supercell partneri olup bu ekranda gördüğünüz profil simgesini alabiliyorsunuz. Video içerisinde tüm ender şeylerin hikayesinden bu şekilde bahsedeceğim, onu da söyleyeyim. Ve birinci maddede yine sizlere gösterebileceğim diğer nadir şey ise arkadaşlar yine sadece Supercell partnerlerine verilen Creator Spray arkadaşlar. Bu önceki nadir videomda yoktu çünkü yeni geldi, yeni eklendi ve sadece arkadaşlar yine partner olan insanlar, yani Brawl Stars partneri olan, Supercell partneri olan kişiler burada gördüğünüz spreyi alabiliyor abi. İlk maddeyi bu şekilde gösterdikten sonra ikinci maddeyle daha devam edelim. Bir diğer oyunda sadece bir kişinin başına gelen bir olay var arkadaşlar. Evet, yanlış duymuyorsunuz. Sadece bir kişide var böyle bir olay. Kulüp kısmına LQ ile yazarsanız Tribe Gaming diye bir kulüp göreceksiniz ve bu kulübün etiketi arkadaşlar zaten görüyorsunuz LQ ile. Ancak dünyada sadece bir kişinin başına gelen bu olayın neden olduğunu merak ederseniz kulübün başkan yardımcısına bakmanız yeterli. 16. sırada Codepet diye bir oyuncu var ve onun da üstüne tıklarsanız arkadaşlar bu oyuncunun oyuncu etiketi de LQ ile. Yani hem kendi oyuncu etiketi LQ ile hem de kulübünün etiketi LQ ile ve bu durum dünyada sadece bir kişinin başına gelmiş. O da Brawl Stars'ın içerik üreticisi Chipbet'in başına gelmiş abi. Dediğim gibi hem kulüp etiketi LQ ile hem de kendi oyuncu etiketi arkadaşlar burada görüyorsunuz hashtag LQ ile. Dediğim gibi Brawl Stars'ın sadece tek bir kişinin sahip olduğu bir şey. Yani dünyada sadece tek bir kişinin sahip olduğu bir olay arkadaşlar. O yüzden de oldukça nadir diyelim ve aslında diğer maddeler sizleri daha da çok şaşırtacak dedikten sonra bir diğer maddeyle daha devam edelim. Evet, sıradaki maddedeki nadir şeyleri sizlere gösterebilmek için Supercell'in biz partnerlere sağladığı test hesabı içerisine girdim ve sizlere şu an göstereceğim bu rozetler abi sadece oyunda 3 kişi de var. Yani oldukça nadir yine. Bunlar arkadaşlar burada gördüğünüz 2019 pankartlı bu gördüğünüz oyuncu rozeti ve burada gördüğünüz 2022 pankartlı oyuncu rozeti ve yine arkadaşlar burada gördüğünüz 2023 pankartlı oyuncu rozeti de dediğim gibi sadece oyunda 3 kişi de var ve bunlar bildiğiniz gibi Brawl Stars'ın her sene arkadaşlar Kasım ayında düzenlediği Brawl Stars dünya finalleri var ve az önce gösterdiğim rozetler 2019, 2022 ve 2023 Brawl Stars dünya şampiyonasını kazanan takımlara verilen rozetler. Yani mesela en son gösterdiğim 2023 pankartlı oyuncu rozeti ekranda gördüğünüz bu sadece 3 oyuncuda mevcut. Onlar da 2023 dünya şampiyonası kazanan Zeta takımının oyuncular arkadaşlar. Yani oyunda sadece o 2023 yazılı pankartlı oyuncu rozetine sadece bu 3 oyuncu atabiliyor abi. Veya bir dikkat ederseniz 2020 ve 2021 Brawl Stars Dünya Şampiyonası kazanan takımlara böyle bir rozet verilmemiş. Sadece 2019, 2022 ve 2023 Brawl Stars Dünya finallerini kazanan takım oyuncularına verilmiş bu rozetler. Ve bu 3 rozette dediğim gibi arkadaşlar sadece 3 oyuncuda mevcut. O da dünya finallerini kazanan takımın oyuncularında mevcut. 3 oyuncusu da arkadaşlar. Yani oldukça nadirdi. O yüzden bu maddede de sizlere bu sadece oyunda 3 kişide olan rozetleri göstermek istedim diyelim ve bir sonraki maddeyle de devam edelim. Ve abi tabii ki de oyuna en son güncellemeyle gelen uzaylı şöhreti de şu an oyunda kimse de yok arkadaşlar. Evet ya, ve yakın bir zamanda muhtemelen 1-2 sene içerisinde de kimse de olamayacak abi. Çünkü gerçekten çok fazla kredi istiyor. Yeni şöhret seviyesi arkadaşlar uzaylı şöhreti. Gerçekten de şu an oyunda kimse de yok ancak oyunda mevcut arkadaşlar. Ve dediğim gibi 1-2 sene kimse muhtemelen bu uzaylı şöhretine ulaşamayacak. Ve uzaylı şöhretine ulaşırsanız arkadaşlar sizlere yine şöyle de bir rozet veriyor. Bu da oldukça nadir bir rozet. Ve tabii ki de uzaylı şöhretine yine ulaşırsanız arkadaşlar sizlere şöyle de bir oyuncu simgesi verecek abi. Ve dediğim gibi arkadaşlar oldukça nadir, hatta şöyle nadir arkadaşlar. Hiç kimse de yok şu an. Buradaki oyuncu rozetinde yine kimsenin attığını arkadaşlar 1-2 sene içerisinde muhtemelen oyunda kimse de göremeyeceksiniz. O yüzden de aşırı nadir bir olay abi. Hem uzaylı şöhreti hem de abi uzaylı şöhretinin vermiş olduğu profil simgesi ve oyuncu rozeti. Bunun da nedenini size şöyle göstereyim arkadaşlar. Uzaylı şöhreti 1 için 50.000 kredi, 2 için yine 50.000 kredi ve 3 için de yine 50.000 kredi istiyor. Hani uzaylı şöhretine ulaşmak zaten yeterince zor. Gökteş şöhreti 3'ten buraya geçmeniz gerekiyor. Ancak buraya gelip
3. seviyeye gelmek isteseniz 150 bin kredi istiyor. Yani o az önceki oyuncu rozetini almak için 150 bin kredi toplamanız gerekiyor. Bu da arkadaşlar imkansız, üstü imkansız. Yani belki 2 sene değil 5 sene içerisinde bile uzaylı şöhrete 3 veya uzaylı şöhrete çıkacak birini bulmak imkansız olabilir. O yüzden oldukça nadir, hatta en nadir şeylerden biri arkadaşlar Brawl Stars'ta. Evet, sıradaki maddede arkadaşlar dünyanın en nadir hesabı var. Bu hesabın neden nadir olduğunu şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu hesap Brawl Stars'ta açılan ilk hesap olma özelliğine sahip ve bu konuda dünyada tek arkadaşlar. Çünkü ilk açılan hesap yani Brawl Stars'ın. Ve oyuncu etiketi gördüğünüz gibi sadece #cc9 arkadaşlar. Ve tekrardan söylüyorum, bu hesap Brawl Stars'ta açılmış ilk hesap olma özelliğine sahip. Hatta arkadaşlar bu hesabın Brawl Stars'ta açılmış ilk hesap olduğunu nasıl bulduğumu merak edenler için videonun kartlar kısmına da ilgili videoyu bırakacağım. O videoyu da izleyip nasıl bulduğumu da bu hesabın Brawl Stars'ta açılmış ilk hesap olduğunu görebilirsiniz abi. Ve dediğim gibi bu maddede de sizlere Brawl Stars'ta açılmış ilk hesabı göstermek istedim ve bu hesapta bu konuda dünyada tek ve arkadaşlar oldukça nadir bir hesap. Çünkü dediğim gibi Brawl Stars'ta açılmış ilk hesap kendisi. Evet, sıradaki nadirliğimiz dünyada sadece tek bir kişinin başına gelen bir olayla alakalı. Ekranın sağında da gördüğünüz kişinin başına geldi bu arada bu olay arkadaşlar. Ve bu kişi Nat, kendisi Supercell partneri ve bir gün doğum gününde arkadaşlar Twitch yayını açtı. Ve o Twitch yayınına Frank geldi ve bu yayına 1000 like gelirse Nat'ın en sevdiği karakter olan Tik'in saf altın Tik kostümünü ona ücretsiz vereceğini söyledi doğum günü hediyesi olarak. Bunun üzerine Nat Twitter'ından arkadaşlar şu an canlı yayında olduğunu ve 1000 like gelirse Brawl Stars'ın ona hediye saf altın Tik kostümünü vereceğini söyledi ve like istedi yayını. Ve insanlar da bunun üzerine Nat'ı kırmayarak yayınına gelip 1000 like yaptı arkadaşlar. Bunun sonucunda Brawl Stars abi Nat'a saf altın Tik kostümünü hediye etti ve hediye derken de bu zamana kadar yapmadığı bir şey yaptı. Ve bu konuda da Nat dünyada tek oldu arkadaşlar. O da ne diyeceksiniz? Gördüğünüz gibi Brawl Stars destek kısmını yolladığı mesajda direkt ben Nat'ın ismi geçiyor. Ve şöyle denmiş: doğum günün kutlu olsun Nat denmiş ve hediye olarak arkadaşlar saf altın Tik kostümünü göndermişler. Ve gördüğünüz gibi Nat da saf altın Tik kostümünü ücretsiz bir şekilde doğum günü hediyesi olarak almış. Brawl Stars bu zamana kadar, bakın söylüyorum, dünyadaki hiç kimseye ismiyle özel bir hediye yollamadı arkadaşlar, ancak Nat haricinde. Sadece bunu Nat'a özel yaptılar dediğim gibi. Ve bu konuda da Nat dünyada tek abi. Yani dediğim gibi dünyada ismini özel tek hediye alan kişi Nat ve arkadaşlar. Ne bu olayın öncesinde ne de bu olayın sonrasında Brawl Stars hiç kimsenin ismini özel bir hediye yollamadı. Bir diğer nadir olayımız ise arkadaşlar iki tane kostümle alakalı. Oyundaki en nadir iki kostüm. Birincisi 2019'dan önce eğer ki hesap açtıysanız, yani Brawl Stars'ın beta döneminde açılmış hesaplara 2019 yılında verilen Yıldız Şeli kostümü. Dediğim gibi arkadaşlar buna sahip olmak için 2019'dan önce yani Brawl Stars'ın beta döneminde hesap açmanız gerekiyordu. Brawl Stars'ta abi ben öncesinde hesap açtığım için bende de var Yıldız Şeli kostümü. Ve bir diğer nadir kostüm ise arkadaşlar yine 2020 yılında Brawl Stars Dünya Şampiyonası'na özel olaraktan gelen ve ondan sonrasında hiçbir zaman oyuna gelmeyen mücadeleci Colt kostümü var. Yanlış hatırlamıyorsam o dönemlerde 44-45 liraya alanlar almıştı ve sonrasında arkadaşlar oldukça nadir bir kostüm olmuştu. Hatta Brawl Stars'taki en nadir ikinci kostüm olmuştu kendisi. Mücadeleci Colt kostümü. Diğer bir nadir olayımız ise arkadaşlar Brawl Stars ara sıra çekilişler yapıyor bildiğiniz gibi ve o çekilişlerin en büyüğü 1 milyon elmas çekilişiydi. Bundan 4-5 ay önce, belki 6 ay önce yapılmıştı ve Brawl Stars'ta yapılan ilk 1 milyon elmas çekilişinin kazananı Partner diye Fransız bir oyuncuydu ve işte 1 milyon elmas destek ekibinden arkadaşlar Fransız oyuncuya bu şekilde hediye edildi ve o da kendi görsellerini Twitter'ından paylaşmıştı. Bu şekilde gözüküyordu abi 1 milyon elmas. Gerçekten havalı duruyordu ve oldukça nadir bir olaydı. O zamana kadar dünyada tek bir kişi de vardı arkadaşlar bu 1 milyon elmas çekiliş kazanını olayı. O da Partner'deydi dediğim gibi. Dünyada tek bir kişi de vardı. Ancak sonrasında abi bundan 2-3 ay sonrasında daha doğrusu Brawl Stars 25 kişiye daha 1 milyon elmas dağıttı yine çekilişle. O çekiliş kazananlarından biri de yine Brawl Stars'la alakalı videolar çeken ekranda da gördüğünüz Landy'ydi. Landy'ye de 1 milyon elmas bu şekilde verilmişti yine Brawl Stars destek ekibi tarafından. Ve Landy oradaki tuşa al dediği zaman arkadaşlar ekranda da gördüğünüz gibi 1 milyon elması bu şekilde gözüküyordu. Oyunun içerisinden yine bu da arkadaşlar. Dediğim gibi ilk önce sadece bir kişide olan bir şeydi, ancak 3-4 ay sonra 25 kişide daha oldu. Yani totalde sadece oyunda 26 kişide olan bir durum arkadaşlar. Yine oldukça nadir bir olay olduğu için bu video içerisinde bu maddede göstermek istedim. Brawl Stars'taki en nadir kostümlerden biri arkadaşlar kendisi. Bunun da nedenini söyleyeyim sizlere. Tüccar Gel kostümü görüyorsunuz. Brawl Pass kostümü. Bu kostüm arkadaşlar Brawl Pass'in ilk kostümüydü. Yani ilk Brawl Pass'te verilen ilk kostümde. O yüzden de abi oyundaki en nadir kostümlerden belki de üçüncüsü arkadaşlar. Veya ilk ondadır kesinlikle. O yüzden bu maddede de sizlere Tüccar Gel kostümünü göstermek istedim. Nadir olmasının nedeni ilk Brawl Pass'te verilen ilk kostüm olması.
Evet, bu maddedeki nadir olan şeyimiz ise arkadaşlar bir rozetle alakalı. Rozetimiz ise ekranda gördüğünüz bu alkış rozeti arkadaşlar ve bunun da hikayesinden bahsetmek gerekirse benim de sunduğum 2022 Brawl Stars Dünya Şampiyonası finalleri Fransa'daydı bildiğiniz gibi. Fransa'daki finalleri yerinde izleyenlere ve sadece Brawl Stars'taki finalleri sunan YouTuber'lara verilen bir oyuncu rozetiydi arkadaşlar. Yani sadece bu rozeti oraya gidip sunan benim gibi Brawl Stars YouTuber'larına verdiler ve bize de çekiliş için 3-5 tane daha vermişlerdi. Yine ben de dağıtmıştım o zamanlarda arkadaşlar, çekilişini yapmıştım bu rozetin. Ve aynı şekilde 2022 Dünya Şampiyonası finallerini Fransa'da yerinde izlemeye gidenlere verilen bir rozetti arkadaşlar. Yani oldukça sınırlı sayıda olan bir rozet bu ve eğer ki bu rozete sahipseniz oldukça nadir bir rozete sahip olduğunuzu bilin istiyorum. Ve Brawl Stars'ın içerisinden hiçbir zaman satılmayan arkadaşlar iki tane rozet var. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir rozet abi. Spike'ın böyle maske takmış ve okey diyen hali. Diğeri de arkadaşlar burada Spike'ın böyle hani kazanma rozeti. Bu iki rozet de oldukça nadir rozetler. Bunların da hikayesi şu şekilde. Brawl Stars'ta bu zamana kadar hiçbir şekilde arkadaşlar oyunun içerisinden satılmadı bu rozetler. Peki bu rozete sahip olanlar nasıl sahip oldu onu sizlere göstereyim. Evet, az önce gösterdiğim iki rozete sahip olabilmenin tek yolu arkadaşlar ekranda da gördüğünüz Macerona sitesine girmek. Bu Macerona sitesinin içerisinde arkadaşlar çeşitli Brawl Stars turnuvaları oluyor. Ve bu turnuvaları kazanırsanız eğer aşağıda da gördüğünüz bu etkinlikte birinci ol ve aşağıdaki oyun için rozeti kazan diyor arkadaşlar. Bu rozeti kazanıyorsunuz. Diğer rozeti ise katkıda bulunan pin rozeti. Bu etkinliğe 5 dolar veya daha fazla katkıda bulunan ve aşağıdaki oyun için rozeti kazanın. Bu okey rozetini kazanabiliyorsunuz. Buradaki herhangi bir turnuvaya 5 dolarlık bir bağış yaparak veya buradaki herhangi bir Brawl Stars turnuvasını kazanarak da arkadaşlar bu rozete sahip olabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu iki rozet hiçbir şekilde Brawl Stars'ın içinde satılmıyor ve sadece Macerino sitesinde ya kazanarak bu rozeti alıyorsunuz arkadaşlar ya da Macerino sitesindeki herhangi bir Brawl Stars turnuvasına 5 dolarlık bir katkı yaparak yani bağış yaparak bu rozeti kazanabiliyorsunuz. İki rozetin de hikayesi ve sahip olunabilme şekli bu şekildeydi abi. O yüzden de oldukça nadirler bu rozetler diyelim ve bir sonraki maddeyle de devam edelim. Ve bir diğer arkadaşlar yine oyunda çoğu kişide olmayan nadir şeyimiz ise profil simgelerinden ibaret abi. Şurada gördüğünüz arkadaşlar hani bir yazan profil simgesi var ya, bu oyunun birinci yılında verildi. İki yazan yani haliyle ikinci yılında verildi oyunun çıkışının. İkinci yılına özel 3, 4 ve biraz daha aşağı inerseniz arkadaşlar 5. yıl dönümüne özel verilen 5 yazılı profil simgesi var ve eğer ki bunların 5'ine birlikte sahipseniz abi aynı benim gibi gerçekten de çok nadir profil simgelerine sahipsiniz demektir ve bu 5'ine sahip olan oyuncu sayısı da yine Brawl Stars içerisinde bayağı bir az arkadaşlar. Bazısı var arkadaşlar mesela 2. yılına sahip, 3'e sahip, 5'e sahip, 4'e veya 1'e sahip değil. Ya burada koleksiyonun tamamına sahip olmak çok nadir bir olay. Dediğim gibi hem 1'e hem 2'ye hem 3'e hem de 4'e hem de 5'e sahip olmak buradaki nadirliğin asıl sebebi. Benimki gibi arkadaşlar eğer ki siz de 5'ine birden sahipsiniz yine çoğu oyuncuda olmayan bir şeye sahipsiniz demektir. Ve bu 5'inde sahipsiniz abi oldukça nadir bir olay olduğunu da bilmenizi isterim. Acaba kim sahip bunu da yorumlara yazabilirsiniz bu 5'ine de sahipsiniz abi. Bu bonus maddedeki nadir olayımızı da gösterdikten sonra ben videonun hafiften sonuna geliyorum arkadaşlar. Umarım da bölümü beğenmişsinizdir. Başka da Brawl Stars bölümlerinde görüşecek efendim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalınız ve bay bay.